Leyla. 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 Leyla uyan. Nizla. Ben çok özür dilerim. Deniz'in hastanedeki odası için hazırlamıştım bunları. Ameliyattan biraz korkuyormuş da moral olur diye düşündüm. Sabaha kadar anca bitti. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Ben hemen buraları toplayayım. Sonra da kahveni yapayım. İstersen önce kahveni yapayım. Yok, sen kahveyi bırak. Bence sen yukarı çık. Biraz dinle. Olmaz. Buraları böyle bırakamam. Kimse Leyla. Olmadan. Tamam dedim, bırak. Bir saniye. Boya mı olmuş? Biraz. Bir aşağıya indir ha. Gel gel. Ha, onu bir aşağı indir, şuralar bir açılsın oğlum. Tamam. Hadi. Tamam, ha. Onu koy, gel şunu al, hadi. Bunu da alıyorum. Güzel oldu değil mi şöyle Adnan? Al şunu şuraya as. Ay ne bakıyorsun alık alık? Aslanı şuraya fotoğraf çektiririz önünde. Ya Nermin, bu kadar şatafata ne gerek var? Daha kahvaltı yapmadık be. Sabahın köründe bu ne koşuşturma? Adnan, bir tanecik oğlumuz var. Her şey layığına göre olacak. O ne öyle Seyfo? Yamuk asmışsın, doğru düzgün aslanı şunu, adam gibi yap şu işini ya. Allah Allah. Ya ben böyle azarlar gibi oldum ama kusura bakma. Ne yapayım, düğün telaşındayım ben de. Her şey doğru düzgün olsun istiyorum. Anne haksız mıyım? Hah şöyle. Düğünümde her şey kusursuz olsun istiyorum. Hiç merak etme Melek. Her şey kusursuz olacak. Seninle, Koroy'unla foyası ortaya çıkacak. Sonra ben de Eylül'e kavuşacağım. Evet, boya olmuş da çıktı şimdi.
Tamam, ben buraları toplayayım. Mirza, ben onu şeyden kestim. Ya burada fotoğrafın olmasını istemezsin diye düşündüm. Yanlış anlama lütfen, başka bir nedeni yok. Benim için fark etmez. Günaydın Mirza abi. Ana! Ne olmuş burada böyle? El işi dersi falan mı vardı? Ay ne saçma sapan şeyler bunlar canım. Deniz'in ameliyatı var da bugün. Ona moral olsun diye hazırladım. Ama masanın başında uyuyakalmışım. Of, hemen topladım şimdi. Tamam tamam, sen bırak Kezban yapsın. Kezban! Kezban yok, ben hallederim. Aa, Kezban nerede? Teyzesi hastalanmış, onun yanına gitti. Ana. İyi tamam tamam, bırak o gelince toplar. Teyzesinden sonra hastaneye bizim yanımıza gelecek. Sebep? Saadet babaanne öyle istedi, yardım olur diye. Çok düşünceli kadındır babaannemiz. Bize gelse kılını kıpırdatmaz. Efendim? Ay yok, bir şey sana demedim. İyi tamam, sana yardım etmeyi çok isterdim de Fırat'ın kahvesini götürmem gerek. Tabii tabii, sen git ben hallederim. Günaydın babaanne. Günaydın. Gördün mü Leyla ne güzel şeyler yapmış. Hiç fark etmedim. Mirza. Leyla etrafındaki her şeyi güzelleştirmek için çırpınıp duruyor. Kardeşinin 3 günlük hastane odası için bile neler yapmış. Dünkü yemeği de mahvetti ama. Ama o başka. Onda kızın suçu yok ki. Kimin suçu var babaanne? Bir görsen halini, tavrını falan. Asla kabul edemezsin yani. Tamam. Sen dinlemeden, anlamadan kızın cezasını kesiver. Senin hayatında zaten ya siyah var ya beyaz. Ortası yok oğlum. Babaanne, iş dünyası. Ya siyah ya beyaz. Bunun ortası yok. Benim de ortam yok. Bunu en iyi sen bilirsin. Doğru. En iyi ben bilirim. Ama duygular öyle değil. Onun bir ortası var, ortası. Babaanne, lütfen başlama. Bugün benim çok önemli bir toplantım var Akif Bey'le. Kafamı toplamam lazım. Tamam. Mirza, Leyla'nın işi de zor. Babaanne, ben bir zorluk görmüyorum. Başkası için çarpan kalbi taşımak zordur. Ağır gelir insana. Böyle altında ezilirsin. Kimsenin gücü yetmez seni oradan kaldırmaya. Bir tek sevdiği iyi gelir insana. Bir tek sevdiği elinden tutar, kaldırır. Bu söylediğimi unutma. Anne, halam nasıl? Keşke onunla da konuşabilseydim be. Anneciğim, bak sen beni merak etme. Halamı yalnız bırakma ne olur, ben iyiyim. Hem onun bizim üzerimizde emeği çok büyük. Anneciğim, iyiyim ben. Hem ben burada yalnız değilim ki. Anne, dün yaz buradaydı. Bana Onut'u yaz bıraktı. Hayır anne, başka kim olacak ki? Ben biliyorum, o Yağız'dı. Belki de Koray bana bir kötülük edecekti siz yokken. Yağız'dı, hissetti, sonra yangın alarmını çalıştırdı. Koray'ın bana bir zarar vermesini Yağız engelledi anne. Ben biliyorum. Bütün bunları yapan o. Biliyorum. Bugün evleniyor. Ama içimden bir his, bugün her şey çok başka olacak diyor anne. Bugün bir şeyler değişecek. Hissediyorum. Tamam. Sen beni merak etme olur mu? Kendine iyi bak anneciğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya abi, kurban olayım, bir gülme ya. Ya şu halime bak ya. Ya bir gözlük takaydım, kendime başka bir şekilde bir kamufle edeydim de şu halde düşmeyeydim ya. Allah Allah, amma tatap ettin abi ya. Bak, bir an önce Eylül'ün yanına gideceksin. Bugün olacakları Eylül'ün gözleriyle görmesini istiyorum. Ama kendi gözleriyle, tamam mı?
Tamam ya, tamam hallederiz. Hadi 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 hadi. Şş, abi. Ha? Ya öyle odun gibi yürüme. Biraz kırt bir şeyler yap ya. Kıvırayım mı? Atsın kıvırmaz. İyi mi şöyle? Şş, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha? Bak, bak bu arada adın Safiye. Ne? Safiye. Ay Safiye'si batsın ya. Ay Allah'ım. Ay Fırat, şunu uzatır mısın? Gülüm, bu salamlardan yemesen mi? Sağlıksız diyorlar. Ay Fırat, yediğin bir dilim bilemedin ki. Ondan ne olacak? Lokmalarımı mı sayıyorsun? Aşk olsun yani. Günaydın. Günaydın. Gel evladım, otur şöyle. Yok, çok sağ olun. Size afiyet olsun. Ben yolda bir şeyler atıştırırım. Hastaneye geç kalmayayım. Kezban'la konuştum. Teyzesi iyiymiş. O direkt hastaneye gelecek canım. Hiç gerek yoktu babaanne. Olur mu öyle şey? Orada yardıma ihtiyacınız olur. Ay keşke Kezban olsaydı, piş falan yapardı. Ay bence de. Ben yaparım Gül. Kezban bizim yüzümüzden yok zaten. Ben yapayım hemen. Ay yap vallahi Elif'im, canım çok çekti. Yok yok Leyla, yok. Bak sofradakiler kafi. Hadi sen git, geç kal. Ama... Lüzum yok evladım, bak her şey var. Hadi sen git. Ben sana başka zaman yapayım o zaman Gül. Peki madem. Leyla, orada başkaca şeyler de lazım olur. Para falan ihtiyacın var mı? Vardır canım, olmaz olur mu hiç? Olmasa şaşarım zaten. Çok sağ olun babaanne, düşünmeniz yeter. Param var, Mirza vermişti. Tabii vermiştir, tabii vardır. Ama bir şey olursa beni ara. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Leyla hazırsan çıkalım. Seni ben bırakacağım. Ama senin bugün Akif Bey'le çok önemli bir toplantın vardı. Seni bırakır, oradan geçerim ben. Fırat, hala kahvaltı mı ediyorsun? Kalkıyorum abi, kalkıyorum. Geliyorum şimdi. Hadi oğlum, hadi. Gülüm, görüşürüz. Kolay gelsin. Ay işte burası. Ay geldim. Şu başımı şımır başıma dalmıyor buradan su. Ayol sen ne diyorsun be kadın ya? Burada banyo yok, tuvalet yok. Su nereden gelecek senin odana Allah Allah? Bildiğin aha oda işte. Bana bak, yalan mı söyleyeceksin koca kadın be? Belki de odanın altından bir su borusu falan geçiyordur. Tabii canım. Bizim de evimiz zaten alttan ısıtmalı ya. Her yerde böyle su borusu var. Ya git Allah aşkına. Teyzeciğim panik yapma. Gel bakayım göster neresi akıyor. Bırak dur be. Teyzesin aram. Sersem. Bana bak. Sen kaç yaşındasın? Aç bakayım şu yüzünü ben anlarım. Ay tüfe açtırmam. Namahremim var benim. Git başımda. Ne aferin lan Seyfo. Ya anam yaşında kadınsın. Ne namahremi falan. Panik yapma hadi. Ay git. Ay vallahi daraldım ben. Ay söyleyeyim de yönetici uğraşsın sizle. Çek içimden. Sersem. Ya bu şimdi böyle Allah aşkına. Evlerden uğrak. Oğlum, sen burada hala oturuyor musun? Yavrum hangi ara berbere gideceksin? Daha damat tıraşı olman lazım. Şuna bak. Üstünü bile giyinmemişsin. Bizim iki ayağımız bir pabuca girsin aşağıda. Sen burada hala otur. Nikah daha var anne. Kendini yorma bu kadar. Bana akıl verecek yerde kalk hazırlan haydi. Tamam anne. Tamam. Bana bak. Sen niye durgunsun? Mutlu değil misin yoksa?
Yoo. Gayet mutluyum anne. Oy kurban oldum. Mutlu ol tabii annem. Mutlu ol yavrum. Bak. Benim içim çok rahat. Melek sana çok iyi bir eş olacak. Benim içim de bugün çok rahat anne. Bugün var ya çok güzel bir gün olacak. İnşallah de inşallah de. Hadi bak oyalanma. Gidiyorum arkamdan gel ha. Hadi hadi. Çünkü bugün sevdiğime kavuşuyorum. Hayatımın en güzel günü olacak. Kalk canım, yogaya gidiyoruz. Bir saniye anne, şunu da yiyeyim de. Ayol ben sağlıklı olalım, yoga yapalım diyorum. Sen hala tıkıştırıyorsun ya. Hadi kalk. Kahvaltı ya anneciğim, ilk öğünde yeniliyor vallahi. Hem ne demişler? Kahvaltıyı kraliçeler gibi, öğle yemeğini prensesler gibi, akşam yemeğini de fakir köleler gibi yapacaksın demişler değil mi? İyi iyi, ben sana akşam yemeğini de hatırlatırım bu söylediklerini ama. Hadi diyorum, kalk çabuk. Tamam, tamam. Hadi. Hanımlar, oturun şöyle. Biz yogaya gidiyorduk ama anneciğim. Oturun dedim. Söyleyecek iki çift lafım var. Geçin şöyle. Tayfa getir koş şöyle masaya yakın. Masanın yanına. Masa, masanın yanı. Masanın yanına doğru koyacaksın. Ay ben anlatamıyor muyum ya? Ben anlatamıyor muyum burada? Tamam, koyuyorum. Allah Allah! Sen beni anlamıyor musun ya? Masaya yakın koyacaksın. Anlatamıyor muyum ben? Kızım, tamam orada gayet güzel o. Sakin ol. Ay anneciğim benim zaten burada iki ayağım bir papuca girmiş. Neye yetişeceğimi şaşırdım. Böyle küçük şeylerde de sıkıntı çıkınca benim canım sıkılıyor ya. Delirecek gibi oluyorum. Anacığım, benlik bir şey kalmadıysa ben çıkayım yoksa... Ne yoksa? Yoksa ne? Çık hadi git, bir işe yaradığın yok zaten burada. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Melek. Bu ne ya? Bu kimin telefonu? Şu kadının galiba. Eylül'e yazıyor. Saat 5'te bekle. Bu telefondan sana bir arama gelecek. Mutlaka aç, çok önemli, mutlaka. Az kaldı sevgilim. Kavuşmamıza çok az kaldı. Bana bakın. Leyla bu evin gelini. Üstelik yeni gelin. En genci, en masumu, yetmiyormuş gibi en tecrübesizi bir de. Anneciğim şimdi biz... O kız sizin entrikalarınızdan, oyunlarınızdan uzak. Hilelerinizle, hurdalarınızla aklı ermiyor. Kaldı ki ben de onun öyle kalmasını istiyorum. İşte adam tuttuğunuz ortada. Leyla'yı koruyup kolluyorsunuz, bizi değil. Böyle yapmaya devam ederseniz kayıracağım da kollayacağım da. Bu yaptığınız son saçmalıklar yüzünden şirket az az zarara giriyordu. İtibarımız zedeleniyordu. Aa, neden? Biz ne yaptık ki? Evet babaanne, biz bir şey yapmadık. Allah Allah ya! Bırakın yalan söylemeyi, bırakın. Kimin ne olduğunu biliyorum ben. Kimi kandırıyorsunuz siz ikiniz ha? O kızın acaba ömrü hayatında öyle daracık bir elbisesi mi olmuştur? Anneciğim bırak Allah aşkına. Yani hepimiz görüyoruz. Siz Leyla'yı melek sanıyorsunuz. Ama o kız öyle değil. Firdevs Hanım. Doğru söylüyorsun. O kız benim gözümde melek. Sen ne söylersen söyle bu değişmeyecek. Kaldı ki
senin söylediğin doğru olsa bile ayıp sizin ayıbınız. Bizim mi? Neden ya? Ne demek neden ya? O kız öyle giyinmek istese bile senin çıkıp evladım böyle gidilmez demen lazım. Annelik yapman gerekiyor Firdevs Hanım. O kız senin gelinin. Kabul et artık. Ona göre davran. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Anlaşıldı mı? Oh, ucuz atlattık çok şükür. Hayır efendim, ben kabul etmiyorum. O kız benim gelinim falan değil, olamaz da. Oğlumu da bu evi de hayırlısıyla bu kızdan kurtaracağım. Günaydın beyim. Günaydın Kezban. Teyzen nasıl oldu, iyi mi? İyi beyim, sağ ol sorduğun için. Kezban, bagajda Leyla'nın hazırladıkları var. Onları alır mısın? Emrin olur beyim. Ben yardım edeyim, tek başına zar olur. Dur sen, dur. O alır, merak etme sen. Kezban yanınızda olacak bugün sizin. Bugün büyük gün. Bir ihtiyacınız olursa bana haber ver. Halletmesi için birini gönderirim. Tamam, sağ ol. Sana da kolay gelsin, hayırlı işler. Ya umarım akşam her şeyi mahvetmemişimdir. İnşallah Akif Bey'le toplantın çok güzel geçer. Şimdi sen orasını düşünme. Kardeşinin yanında ol. Teşekkür ederim. Kezban. Hazır mı? İnşallah çok iyi geçer. Sen de bir tuhafsın küçük gelin. Ayol her şeyi Firdevs Hanım'la Gülsüm Hanım yaptı. Taş olsa çatlar, ben çatladım burada. Söylesene doğrusunu. Ya öyle deme. Ne olursa olsun oraya o kılıkta gitmemem lazımdı. Mirza Bey'im sana kızıyor. Beni bu hale onlar getirdi desene. Söyleyemem. O şikayet etmek gibi olur şimdi. Hiç hoş bir şey değil. Onların yaptığı çok hoş sanki. Bu da bana ders olsun. Ne yapalım? Annemler yoldaymış. Hadi onlar gelmeden odayı hazırlayalım. Vallahi sen melek olacakmışsın da bir yanlışlık olmuş Zahar. Hadi hadi gel. Ne yaptın? Öğrendin mi kasanın şifresini? Ay azıcık sabret ya. Azıcık sabret. Zaten düğünden sonra altınları bana verecekler. O zaman alırsın. Boş hayal kurma kızım. O altınları sana vermezler. Yine kasaya koyarlar. O yüzden o kasanın şifresini öğrenmen lazım. Ya Zaffet rahat bırak beni ya. Bir git başımdan. Zaten düğün günü derdim başımdan aşkın. Ay bir de uğraştığım şeye bak. Eğer o kasanın şifresini öğrenmezsen her şeyi öterim bülbül gibi yağıza haberin olsun. Kuaför geldi. Merhaba. Merhaba, buyurun buyurun geçin. Şimdi böyle sanki hiç makyaj yapmamışım gibi görünen bir makyaj yap, tamam mı? Yani kendi doğal güzelliğimi de örtmesin. Ama bütün gözleri de üzerime çeksin. En nihayetinde kız tarafı sayılırım. Alımlı olmam lazım. Normal yapıyorum işte. Ben bilmem öyle. Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ne biçim genç kızsın ya? Allah Allah, zengin düğününe gidiyorum ben. Aa, oğluna kız vereceğim. Azıcık özen göster bakayım. Hadi. Ha, bak şu kalemden bol bol çek. Ama kirpiklerimin doğal kıvrımını da bozma. Hadi. Ay. Acaba şimdi kendi gelinlerine ne kadar altın takar bunlar? Gördün işte, nişanda bile bana nasıl? Nişan hediyesi olarak 22 ayar altın bileklik getirdiler. Kendi gelinlerine kim bilir ne kadar altın takacaklar şimdi. Ama Allah için. Yani Melek de çok güzel bir kız. E tabi insanın kalbi temiz olunca bahtı da açık oluyor. Nişanda nasıl? Birbirlerine nasıl yakıştılar değil mi? Nasıl bakıyorlardı birbirlerine böyle aşık aşık.
İnşallah çok mutlu olurlar. Boy boy da çocukları olur. Hadi yap makyajımı. Helal olsun sana be. İzledim hepsini. Şu teyze rolü bayağı bir yakıştı ha. Ya ağam ya. Ya ben ne hallere düşürdüm. Ama keyif almadım da değil. Tamam neyse. Tam zamanında görüntüler ama gidecek değil mi? Tabii tabii. Merak etme ağam. Salonun tam ortasına koydum. Ayarı da yaptım. Eylül yengeme tam vaktinde arama gider. Yaşa. Bugün çok güzel bir gün olacak. Bugün her şey ortaya çıkacak. İnşallah. Maşallah gelin hanım. Sen de her konuda beceriklisin vallahi. Yemek var, ev işi var, el hüneri var. Ne istiyorlar senden anlamadım ki. Ruhun da güzel. Vallahi şu zamanda senin gibi gelin bulsalar öper başına koyar millet. Laf aramızda kalsın. Ben Firdevs Hanım'ın yerinde olsam Gülsüm'ü değil senin yanında tutarım vallahi. Sağ ol Kezban'ım, öyle konuşma lütfen. Sen var ya, kendi güzel, ruhu güzel bir kızsın. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Vallahi bak. O senin gönlünün güzelliği. Sağ ol. Gel kızım gel. Hoş geldiniz. Aa, abla ne yaptınız siz ya? Çok güzel olmuş. Kızım ne güzel düşünmüşsünüz. Ablacığım çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ameliyatın çok iyi geçecek. Sen çok iyi olacaksın. Biz de bunu kutlayacağız. Abla gece yine uyuyamadım ben. Ne olacaksa olsun artık, bak beni dayanacak gücüm kalmadı. Ablacığım deme böyle. Bak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. O kadar çok sıkıldım ki abla. Bir sürü şey düşünüyorum. Kafam patlayacak gibi oluyor artık. Diyorum ki ameliyat olunca iyileşeceksin. Okulumun mezuniyetine yürüyerek gideceksin. Orada dans edeceksin. Birden bir şey oturuyor içime. Ya daha kötü olursa. Ya hiç yürüyemezsem. Yetti artık ya. Bugün ne olacaksa olsun. Canım kızım. Bak iyi düşünelim, iyi şeyler olsun. Değil mi öyle şeyler ha? Bütün gece internette dolandı. Bir baktım ameliyatı izliyor. Aa Deniz. Ben sana internete girmek yok demedim mi? Ama insanlar neler yaşamış biliyor musunuz? Bir kızın iki bacağını birden kesmek zorunda kalmışlar. Ah tövbe tövbe. Deniz yeter. Bak ne konuştuk seninle. Sakin ol lütfen. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Sen de gel Kezban abla. Gelirim vallahi. Gel gel. Kezban ablam bütün bunları taşımamızda çok yardımcı oldu sağ olsun. Onun da emeği sağ büyük. Sağ olsun. Korkma ablacığım. Hepimiz dua edeceğiz senin için. Ay bu ne ya? Of şaka mısın sen? Topuz istediğin zaman hanımefendi. Ya senin topuz anlayışın bu mu? Topuz kuşuna çevirmişsin be kafamı. Manyak mıdır nedir hale bak. Kızım bir dur sakin ol, bir adamcağız daha bitirmedi. Neyse ben gidip şu hazırlıklara bir bakayım. Düzelt şunu çabuk saçma sapan ya. Allah'ım. İş. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorum ben. Bana bak çok konuşma da yap hadi şunu. Ne bu gürültü Nermin? Yine ne diye bağırıyor? Kuaföre kızmış. Bu ne böyle Nermin? Daha nikah kıymadan canavara döndü bu kız. Tavırlara bak. Düğün stresi falan herhalde. Adnan iyileşme şimdi. Uy. Oy oy anası kurban olsun benim yavrum benim. Tı maşallah ne güzel olmuş. Aslan be aslan. Kimin oğlu be? Koç be koç. Uy kurban olsun anacığım. Hadi. Tamam yap hadi çok konuşma ya. Aşkım. Ay maşallah sana. Tı 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 ay nazar değmesin.
Sevgilim çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol. Şu arkadaş da benim saçımı doğru düzgün yapabilirse inşallah güzel bir çift olacağız ama. Ay neyse. Yaz. Gel oğlum. Seninle biraz konuşalım. Konuşalım. Yap hadi sen şurayı. Topla onu, güzel topla. Abla, ellerine sağlık ya. Ne ara yaptın bunları? Hem yemeğe gittin hem de bunlarla mı uğraştın? Yavrum Leyla, kızım kaç kere sordum cevap vermedin. Hep arada kaynadı durdu. Asıl sizin yemek nasıl geçti? Sen onu anlat. Anneciğim telefonda iyi geçti dedim ya. Tamam sorup durma işte. Merhaba. Ay kız. Aa, bunlar kimden? Benden. Aşağıda çocuktan aldım. Üşüyordu. Kıyamadım. Ay çok güzeller ya. Evet ne iyi yapmışsın Kezban ya. Ya aslında katlardaki diğer odalara da dağıtsak mı birer tane? Moral olur hem diğer hastalara da. Birkaç tanesi de burada kalsın ama. Kalsın tabii. Başucuna da koyarız mis gibi kokarlar. Abla, ameliyata da az kaldı. Korkma bir tanem, iyi geçecek merak etme. İyi günler. Bir trafik kazası olmuş. Ay. Önceliği oradan gelenlere vermek zorunda kaldık. Ameliyathanelerimiz dolu. Bu nedenle size birkaç saat geç ameliyat alacağız. Hay Allah ya. Tamam sağ olun hemşire. Hemşire hanım, doktor Serdar Bey geldi mi acaba? Henüz gelmedi. Geçmiş olsun. İnşallah ölüm falan olmamıştır. Ay inşallah. Canım. Sadece birkaç saat ertelenecek. Abla biliyorum da ben kendimi çok zor hazırlamıştım. Bir an önce olup bitsin istiyordum. Bitecek, merak etme. Yavrum mecbur bekleyeceğiz, ne yapalım? Kezban biz şu çiçekleri dağıtalım. Leyla sen de kardeşinle kal, oldu mu? Sadece her şey iyi olacak, üzülme. Ameliyattan sonrasını düşünün. Al. Gel buraya bir şey soracağım. Dün akşam yemekte ne oldu? Yok ablam ne olacak? Hem ben bir şey bilmiyorum ki. Kezban. Bak zaten kızın ameliyatı yüzünden canım burnumda. Kafam bir de Leyla'ya takılmasın. Ben anladım onun halinden. Var bir şey. Bak Allah aşkına söyle. Şey biraz sıkıntılar olmuş. Nasıl sıkıntı? Küçük gelin yemeğe başka bir kıyafetle gitmek zorunda kaldı da. Nasıl bir kıyafet? Giymemesi gereken bir şey giyip yapmaması gereken şeyler yapmış, o kadar söyleyeyim. O kaynanası olacak Firdevs Cadaloz'u yaptırdı değil mi? Bir de yanında yardakçısı Gülsün. Kızımı rezil edip oyuna mı getirdiler yoksa? Oh. Kızımı utandırıp yerin dibine geçirmek istiyorlar. Ama ben gösteririm onlara. Zaten cinim tepemde, görür onlar. Gel. Mirza Bey, düzenlemeleri yaptım. Sözleşme metnimiz hazır. Tamam. Ellerine sağlık. Fırat, fizibilite raporlarını bu dosyaya ekleyin. Allah kahretsin. Ne oldu? Ben fizibilite raporlarını evde unuttum. Fırat, oğlum bunu neden yapıyorsun ha? Seni kovayım diye mi? Ne bileyim abi, evde her gün bir şey oluyor. Kafam kazan gibi. Kendime mail atacaktım, onu da unuttum. Akıl kalmadı ki. Bana bahane anlatma Fırat. Ben hemen gidip alayım. Yok yok otur sen. İdris Bey'e düzenlemeleri yap. Ben giderim.
ne ya? Bırak tamam, daraldım. Ay. Daha bitmedi. Ay ne bitmedi ya daha, öf. İçim bir şişti, daraldım diyorum sana burada. Bir de hesap mı soruyorsun sen? Ay. Kızım. Şey. Kusura bakmayın. Düğün telaşındandır. Stresten. Tamam Nermin, bir şey demedik. Sana Melek'le ilgili söyleyeceklerim var. Melek'le ilgili mi? Neymiş, buyurun sizi dinliyorum. Oğlum bak. Melek kimsesiz bir çocuk. Hayatı boyunca doğru dürüst bir ailesi olmadı. Şimdi o sana emanet. Ona iyi bak. Yoksa bozuşuruz. Siz hiç merak etmeyin. Ona gözüm gibi iyi bakacağım. İyi olması için elimden geleni yapacağım. Aklınız kalmasın. Aferin damat. Aferin. Ben bir turna kuşuyorum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut. Sonra benim gibi 1000 tane turna kuşu yap. Sabırla bekle. Dileklerin gerçek olacak. Güzel günler uzakta değil. Yanı başında. Asla umudunu kaybetme. Afiyet olsun. Hep böyle mutlu olalım. Söz mü? Söz. Ben sadece buraya Eylül'le konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın ya? Ne konuşacaksın? Bence evleneceğinizi söylemeye gelmiştir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızınız Meleği, oğlumuz Yağız'a istiyoruz. Canım, aşkın önüne geçmek ne mümkün? Aslında Yağız kır düğünü istiyordu. Ama biz Abant Gölü'nün kıyısında yapmaya karar verdik. Biz seninle Allah tacı gibi bir aile olalım. Güçlü, sapasağlam bir aile. Şuraya bir kütüphane koyardık. İnsanlar kitaplarını okurlardı. Fonda da bir müzik çalardı. Ne güzel olurdu değil mi? Ne güzel anlattın. Önce bir evlenelim. Belki bizim de ileride böyle sevimli bir kafemiz olur. Hem eğer senin elin değerse her yer çiçek bahçesi olur. Keşke. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Ay! Günaydın kocacığım. Az kaldı. Bugün gerçekten karı koca oluyoruz. Ya Eylül, ben çok heyecanlıyım. Ben seni ilk gördüğüm andan beri hep bugünü bekledim. Beni hiçbir zaman bırakma, olur mu? Hayırdır Saadet anne? Nereye gidiyorsunuz? Bankaya uğrayacağım. İşlerim var. Oradan da Deniz'le Leyla'nın yanına hastaneye gideceğim. İyi madem. Kolay gelsin size. Sağlıkla kalın. Yeni gelin de pek kıymetli maşallah. Dakika yalnız bırakmıyor. Vallahi Gül, zamanında benim kardeşim ameliyat oldu.
Saadet anne bir kere bile uğramadı. Hiç unutmuyorum o günleri. Ay hayır yani, azar isteyeceğiz diye yoga derste kaçtı. Vallahi kaçtı gitti, derse de gidemedik. Yani Kezban'ı bile tuttu, onların hizmetine gönderdi. Kapıyı açmak da bize kaldı maşallah. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Müsait değiliz. Hadi başka zaman. Yürü döndü. Umurumda değil. Çekil şuradan be. Aa, şuna bak ya. Ben biraz uzanacağım Nermin. Bir şey olursa uyandırırsın. Tamam tamam Adnan, sen git. Melek, bir gelir misin? Geleyim aşkım. Canım, sana kasanın şifresini söyleyeyim. Dün değiştirmiştim de. Kasanın şifresi 08-12-15. Yani altınların hepsi orada. İstediğin oradan takabilirsin. Ay sevgilim, teşekkür ederim. Şişt. Hadi söyle, şifre neymiş? Önce kaseti vereceksin. Bak sen, numaralara bak. Bana bak, anlaşmamızı unutma. Önce kaset, sonra altınlar. İyi tamam. Sonra gider alır getiririm. Melek! Kızım! Geldim anneciğim. Kızım, gel bir makyajını da yaptır da gelinliğini giy haydi. Ay doğru doğru diyorsun anneciğim, yaptırayım hemen. Şöyle parlaklı bir şeyler istiyorum ama çok da abartıya kaçmayalım, olur mu? Tamam. Hı. İşte bu kadar. O görüntüler elime bir geçsin de o zaman başına gelecekleri görürsün Melek. Aa, hayırdır anne? Vallahi ben de anlamadım. İşimiz var, müsait değiliz dedim. Apar topar kadın daldı içeri. Artık eşkıyalığa da başladı bunlar. Leyla sizin yüzünüzden rezil olmuş. Rahat bırakın onu. Benim kızım oturmasını da kalkmasını da çok iyi bilir. İnsanların içinde öyle saçma sapan hareketler yapmaz. Abuk subuk kıyafetler giymez. Siz oyuna getirdiniz. Aa, üzerime iyilik sağlık. Ne münasebet canım, ne alakası var? Vallahi ben o kadar uyardım yapma diye. Ama yok, yine gitti kendini rezil etti. Hadi be oradan! Sizin karşınızda dünkü çocuk yok. Bugüne bugün Ayaşlı döndü var. Uyarmışmış. Yer miyim ben bu numaraları be? Ha? Benim kızım başka kıyafet giyecekti. Siz oyuna getirdiniz. Engellediniz. Şekerim, senin kızın bu eve layık değil, anla artık. Nerede ne giyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Biz onu gösterdik, o kadar. Vallahi döndü hanımcığım. Senin kızın da o kadar saf olmasaymış. Ne desek yaptı vallahi. Demek ki içinde varmış. Evet. Resmen atladı yani. O da kanmasaymış, inanmasaymış. Ne yapabiliriz? Hayret bir şey. Benim kızım saygısından susmuştur. Siz sanki yol yordan biliyormuşsunuz gibi sesini çıkarmamıştır. Ben onu bunu bilmem. Bak Dünür, seni son kez uyarıyorum. Vallahi ben daha maşamı çıkarmadım. Kızımla uğraşmayı bırakın, yoksa çok kötü olur. Yeter be! Aman da aman! Çok korktum. Ödüm patladı. Tuzlayın da kokma bari. Hayret bir şey ya. Havalara bak, tafralara bak. Aman, senin kızın da öyle sümsük olmayaymış. Ne yapayım? Salak işte, salak. Mirza? Şu
Tipine bak ya. Heh, kafama da bu ne tam oldu. Ablacığım, ameliyata gireceksin. Ne bekliyordun ki? Yani ne bileyim ablacığım, daha iç açıcı şeyler olabilirdi. Mesela allı pullu şeyler. Moral olurdu yani. Bunun gibi mi mesela? Ha, şimdi oldu işte. Ablam işte eline attığı her şeyi güzelleştirir. Abla, bu arada annem nerede? Bilmiyorum ki. Dur ben bakayım. Pardon. Deniz'in ablası siz misiniz? Evet, buyurun. Biz hazırız. Maalesef ameliyat bugün yapılmayacak. Anlamadım. Niye ki? Tahlillerde falan mı bir şey gördü doktor bey? Hayır. Asistan arkadaşımın hatası. Doktor bey sempozyuma gidiyor bugün. Tarihleri karıştırmış. Siz ne diyorsunuz? Olmaz. Bugün kardeşimin ameliyat olması lazım. Ya kendini zor hazırladı zaten. Lütfen doktor bey arayın, bir şey yapın. Yapacak hiçbir şey yok. Ameliyatı bir ay sonrasını ertelemek durumundayız. Kusura bakmayın. İzninizle. Hayır ya, hayır. Of. Mirza. Vallahi oğlum kadın geldi. Öyle paldır küldür evimize girdi. Terbiyesizlik yaptı. Hatta benim üstüme yürüdü. Ben de mecburen... Mirza abi, biz vallahi... Sakın bana yalan söylemeyin. Her şeyi duydum. Leyla ile uğraşmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Kusura bakma ama Mirza. O kız benim gelinim falan değil. Olamaz da. Yani biz o sana layık değil söylüyoruz ama anlamıyorsun bir türlü. Bunu sana kanıtlamak için, ispatlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anne, Leyla benim karım. Sen ona böyle yaparak bana zarar veriyorsun. Oğlum bak, ben sana zarar vermek... Beni zor durumda bırakıyorsun. Anlayın artık. Çocuğum, ben sana zarar verir miyim hiç? Ama veriyorsun. Karıma yapılan saygısızlık bana yapılmıştır. Eğer bu saygısızlığı devam ettirirseniz benden saygı falan beklemeyin. Bu hayatta her şey karşılıklı. Asıl o kızın bu evdeki varlığı bize saygısızlık. Sen de bunu önünde sonunda anlayacaksın Mirza Bey. Anlayacaksın. Oğlum. Oğlum dur, nereye? Anne, acil bir işim var da çok gecikme. Anne, Yaz nereye gitti? Şey... Sana yüz görümlüğü alacak herhalde. Ay canım benim ya. Kıyamam, neler düşünüyor. Kasette ne olduğunu öğreneceğim. Bugün bu iş bitecek. Eylül'de elinizden kurtaracağım. Her şeyi kafamda kuruyorum. Beynim bana oyun oynuyor. O zaman bu mesaj ne, bu telefon, bu notlar? Allah'ım ne olursun yardım et bana. Deliriyor muyum, ne oluyor ben? Keşke annem yanımda olsaydı. Keşke. Ağlama sevgilim. Ağlama Eylül'üm. Ama bak sana söz. O yaşlar bugün son defa akacak. Gözünden bu yaşları akıtanların hesabını soracağım. Evet, birazdan alacaklar ameliyata. Zaten almazlarsa kaçıp gideceğim buradan. Kızım, hem de deli gibi korkuyorum ya. Bütün gece internette gezdim. Ameliyatı bile izledim. Çok zor, çok riskli bir ameliyat. Az da ertelerlerse kaçıp gideceğim buradan. Leyla, ne yaptınız? Anne, neredeydin sen? Ufak bir işim vardı. Ne oldu, alıyorlar mı ameliyata? Doktor sempozyuma gidecekmiş. Ameliyatı bir ay ertelediler. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ne demek bir ay ertelediler? Olur mu öyle şey? Ayol, şimdi mi söylenir bu? Aa! Çocuk zaten korkup duruyor. Bugün bu iş olmazsa Deniz bu stresi bir daha hayatta kaldıramaz. Hay Allah, hay Allah. Zaten yavrum kabuslar görüp duruyor günlerdir. Leyla, ne yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz ha?
Bir daha hayatta buraya getiremeyiz. Bu fizibilite raporlarını da ekleyin dosyaya. AKP ile konuştum. Gelmek üzereymiş. Hata bile istemiyorum. Tabii efendim. Gel. Kezban, senin burada ne işin var? Önemli bir durum var da. Ne oldu babaannem, bir şey mi oldu yoksa? Yok, Allah korusun. O iyi ama... Tamam, gel şöyle. Kezban, ne oldu? Hastaneden geliyorum beyim. Doktor Deniz'in ameliyatını iptal etmiş. Leyla çok endişeli. Bu işi çözsen sen çözebilirsin. Anneciğim, ne yapacağız, ne diyeceğiz Deniz'e? Bilmiyorum be kızım. Bugün bile buraya getirmek için ne çok dil döktük. Korkuyor zavallıcığım. Zaten zar zor hazırladı kendini. Bir de şimdi iptal olduğunu söylersek bir daha tövbe sokamayız hastaneye. Kezban, ne oldu diyorum. Deniz neden ameliyat olmuyor? Doktorun işi çıkmış. Bu işi çözsen sen çözebilirsin beyim. Ne olur bir şey yap. Çözülecek bir şey yok. Doktor müsait değilse değildir. Sonra yaparlar ameliyatını. Olmaz işte. Kızcağız çok hazırlamış kendini. Görsen için acır, yaprak gibi titriyor yavrucak. Annesinden ablasından aldığı cesaretle ayakta duruyor. Eğer bugün ameliyat olmazsan bir daha olmam diyor. Ne olur bir şey yap beyim. Kezban. Yine de buraya gelmene gerek yoktu. Ama ben ne yapacağımı bilemedim kızı öyle görünce. Hoş geldiniz. Rıza Bey oğlum. Buyurun. Tamam dedim. Yapılacak bir şey yok. Bak işim gücüm var benim. Sen şimdi git. Söyle. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor aşkım, anlayamadım. Al bak izle. Rezil. Saffet'i peşime sen mi taktın söyle. Ne diyorsun be? Ne dediğimi sen daha iyi bilirsin canım. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın, unutma. Yaşar'a çarpan sen. Adnan'a gidip para alıp Eylül'le Yağız'ı ayıran sen. Yağız bunları duyarsa mahvolursun, anladın mı? Sen aşağılık bir yalancısın. Aşkım ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın pis düzenbaz? Senin artık tek bir lafına bile inanmam. Senin bütün foyan ortaya çıktı. Atın bunu evden. Sevgilim ben anlatabilirim. Defol. Defol. Bir daha da sakın kapımın önünden geçeyim deme. Defol. Yaz lütfen yürü. Kendinle. Rezil köpek. Defol evden. Rezil köpek seni. Hayır. Ay. Kızım. Kızım ne oldu? Oh. Anneciğim. Ben düğün telaşından çok yoruldum ya. Kabus gördüm. Kızım hayırlara gitsin inşallah. Ya bu Eylül cadısı. Sana böyle vuruyordu, dövüyordu. Önüne geçiyordum, vurma anneme diyordum ama. Sanki böyle rüyada bağırırsın da sesin çıkmaz ya. Karabasan. Hı. Öyle işte. Yalvarıyordum, ağlıyordum, dokunma diyordum anneme. Sanki Eylül öz anneme vuruyormuş gibi hissettim. Ay çok kötüydü. Öylesin zaten kızım. Gelinim olacaksın ya. Sen de benim bir yavrum sayılırsın. Emin! Bak buraya!
hadi sen de. Kendine gel, toparlan biraz ha. Ben de şu Adnan babana bakayım ne diyor. Kızımmış. Sen görürsün kızımı. Yaz'la evleneyim. İlk seni koyacağım kapının önüne. Of, bu neydi ya? İşte burada. Telefondaki görüntüleri kasete aktardım. Her an birinin yastığının altından çıkabilir. İzledikten sonra da senin ne mal olduğunu anlarlar. Tamam be. Düğünden sonra altınları sana vereceğim. Ondan sonra Eylül defteri kapanmış bitmiş olacak. Yeter. Bu Saffet denen eleman Meleğin amcası falan değilmiş. Bildiğin eski kırıymış. Her şeyi duydum. Fena dolap dönüyor. Haberin olsun ha. Yarın bir gün. Yarın Saffet'in elindeki görüntüleri öğreneceğim. O aklınca altınları alacak. Ben de kasedeyim. Sonra Eylül'e ne yaptılar? Bunu öğreneceğim. Ben bu oyunu bozacağım Sayfa. Asıl sizin sayfanız kapanacak. Eylül'le beni ayırmaya gücünüz yetmeyecek. Altın madenim burada. Ulan kim inanır şuncacık şeyin kilo kilo altın edeceğine? Hayatım kurtuldu vallahi. Üf ya, üf ya. Yani şu Eylül'ün yaptığı saça bak Allah aşkına ya. Hiçbir havası yok işte. Ya ben zengin düğününe gidiyorum. Kız tarafı sayılırım. Şahitlik yapacağım şu halime bak. Ya sen de vır vır edeceğine 3 kuruş paraya kıysaydın da kuaföre gitseydin ya. Söyleteceksin illa beni. He oldu canım benim. Anan da paraları sokaktan topluyordu. Öyle gidip kuaförlerde saçacaktım. Allah Allah. Yani... Neyse, artık doğal güzelliğimle idare ederim. Hadi apartmanda pek bir alemi yok. Büyük altın mı bu? Sen o herife büyük altın mı takacaksın? Yok be oğlum ya, sen anana bir baksana Allah aşkına. Hiç öyle tam altın takacak göz var mı bende? Sahte o, sahte. İçi boş olanlardan. Dolaşırlarken isim yazmadan altın kesesinin içine atıvereceğim. Ondan sonra da ara ki bulsunlar. Ya Allah'ım yarabbim. Bir dakika. Eylül'le benim düğünümde keseden böyle bir tane altın çıkmıştı. Yoksa Eylül'e de mi sahte altın taktın sen ha? Yok canım, ne münasebet. Aa, ben yapar mıyım hiç öyle bir şey? Ya Koray, sence çok kötü de değil değil mi bu saçım? Ha? Olur olur ya. İdare eder, çok da kötü de değil bence. Belki de aklımı kaçırdım.
ben yaptım belki de bunların hepsini. Kuşlar, notlar. Ben yazdım belki de hepsini. Hem yazdıysa başka kim olacak ki? Ya ben yaptıysam? İnsan delirdiğini bilmezmiş. Gerçek işte bu, gerçek. Gerçek. Hayırdır Eylül Hanım? Yolculuk nereye? Babamın cezaevine nakli yapılmış. Onu görmeye gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne bu şimdi? Bana bak. Babanın cezaevinden çıkmasını istiyorsan eğer, dediklerime harfiyen uyacaksın, duydun mu? Eylül Hanım, biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? Ona uyacaksın ve bu evden adımını dışarı atmayacaksın. Anlaştık mı prenses? Yoksa Kore'nin bir oyunu mu bu? Ondan gizli bir şey yapıyor muyum diye bana tuzak kurduysa ya. Önce Saadet Hanım gelir bir güzel fırçalar. Sonra oğlum gelir bir güzel azarlar, fırçalar. Oldu canım. Tabii Firdevs de bu evde bostan korkuluydu zaten. Yani şu Leyla'nın, paçoz Leyla'nın anası bile geldi. O kadar laf çarptı, çıktı gitti. Kenar mahalle arsızları ne olacak? Ay, hakikaten anne ya. O nereden çıktı öyle? Dilde pabuç kadar zaten. Nereden çıkacak? Kızı gitti ağladı belli işte. Anasını doldurdu buraya yolladı. Ya bu Leyla'ya nereden bulaştık biz? Allah'ım ya Rabbim, ne günah işledik, ne yaptık da o kızı bu eve musallat ettin ya Rabbim. Vallahi kusura bakma anneciğim ama bunların hepsi babaannemin işi. Doğruya doğru şimdi. Ah Saadet Hanım, ah senin de alacağın olsun. Hayır yani anneciğim, ben de anlamıyorum ki. Kız dün geldi, hop bir numaralı gelin oldu. Her şeyi berbat ediyor ama yine o tutuluyor. Hayır yani, bu kızın olayı ne? Kesin bir şey var Gül, kesin. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Saadet Hanım bu kızı bu kadar tuttuğuna göre başka şeyler var bu işin içinde. Hayır yani Mirza'yı da anlamıyorum. Yani her şeye rağmen bu kızı bir türlü bırakmıyor. Normalde var ya bu kızın suratına bile bakmaz. Hele dün akşam iş yemeğinde yaptıklarından sonra nasıl konuşuyor benim aklım fikrim almıyor. Vallahi anneciğim ben Mirza abimi de anlamadım. Dün esti gürledi, bugün Leyla'yı arabasına attı, hastaneye götürdü. Benim adım da Firdevs'e eğer, ben bu meseleyi çözerim Gül, çözerim. Çözersin anneciğim, sen hiç merak etme. Ben her zaman yanındayım. Of of, sıkıldım vallahi. Hadi kalk gidelim. Ne güzel yogaya gidecektik, Saadet Hanım'ın yüzünden yogamızdan da olduk. Hadi kalk biz dışarı çıkalım, şöyle bir havamızı bulalım. Gel Gülsün. Gül. Bugün günlerden ne? Hakikaten neydi ya? Bugün Yağız'ın nikahı var. Nasıl unuttuk biz böyle bir şeyi, inanamıyorum. Ay, Leyla kafa bırakmadı ki insanda. Yağız evleniyordu değil mi bugün? Görüyor musun, unutuyorduk Gül ya. Hadi kuaföre gidelim, saçımızı başımızı yaptıralım. Giyinelim, süslenelim. Hadi gel yukarı çıkalım. Anne, doktor telefonunu açmıyor. Hay Allah. Yavrum bir daha bir ara bakayım. Yok, açmıyor. Hay Allah, ne yapacağız kızım? Deniz şimdi sorar ne oluyor diye. Acaba başka bir doktor falan mı ayarlasak? He? Ha, yok yok, olmaz kızım. Deniz bu adama çok güvendi. Zaten zar zor ikna oldu. Ah, ah o asistanı bir elime geçirebilsem. Ya o insan böyle bir şeyi nasıl atlar? Deniz'in arkadaşıyla nasıl konuştuğunu bir görseydin. Of anne ya. Bir çocuğum, bir çocuğum abla. Vallahi elimden gelse tutacağım o doktoru, getirivereceğim de şu telefonlarımızı bile açmıyor. Anneciğim, sen sakin ol. Ben gideyim. Sen Deniz oyala, tamam mı? Ameliyatının ertelendiğini, doktorun başka bir şehre gittiğini falan söyleme sakın. Tamam yavrucuğum, tamam. Sen ikna edebilecek misin doktoru? Acaba Mirza'yı mı arasaydık ha? Olmaz. Mirza'nın çok önemli bir toplantısı var şu an. Ben halledeceğim bir şekilde. Sen Deniz'i idare et yeter. Olur olur çocuğum. Allah
Kezban da nerede ki? Bilmem. Anne, abla. Ablacığım, sen niye kalktın? Gel ya, tamam. Ha, çocuğum geç içeri bakayım yavrum benim. Ne konuşuyordunuz orada? Kezban'a bakınıyorduk da ortadan kayboldu, eve gitti sanırım. Peki doktor nerede, ne zaman gireceğim ameliyata? Vallahi bir an önce gireyim çıkayım istiyorum. Beklemek çok sıkıcı. Bekledikçe korkmaya başlıyorum zaten. Canım, doktor beyin acil bir ameliyatı çıktı. Abla beni unutmaz değil mi? Bugün olur muyum ameliyat? Çocuğum işte belli de olmaz ki. Hani belki doktorun çok önemli bir işi çıkmış falandır. Ya abla, doktor gelmeyecek mi yoksa? Bakın zaten diken üstündeyim, korkuyorum. Bu eziyet sürecek mi yoksa? Bugün olamayacak mıyım ameliyat? Ablacığım, olacaksın. Olacaksın, merak etme. Ben bir gidip geleyim, doktora da bakarım. Nereye? Mirza abine bir şey götürmem lazım. Şimdi mi götüreceksin abla? Ya sen yokken doktor gelirse, ameliyata alırsa beni? Sensiz mi gireceğim ameliyata? Zaten korkuyorum, gitme ne olur. Ablacığım, hemen gelirim, tamam? Anne, sen Deniz'le ilgilenirsin. Tabii tabii. Hadi görüşürüz. Anne, bir şey mi oldu yoksa? Ablam bir garip davranıyor. Teknolojinin gözünü seveyim ya. Eskiden şantaj yapmak amma zordu. Şimdi bir telefonla tık. Gelsin paralar. Alo Seyfo. Harekete geçiyoruz. Adamlar hazır mı? Güzel. Ben şimdi sana konum atıyorum. Aynen. Hareketli konum. Beni takip edin. Ben Saffet'in ensesindeyim. Bu mesele daha fazla uzamadan bu iş bitecek. Hadi eyvallah. Of. Anne ya. O kadar para verdik şu yaptığım makyaja bak. Simli parlak bir şeyler olsun dedikçe iyice zoldurdu yüzümü. Süsü müsü simi hiçbir şey yok. İyi de kızım, adam daha işini bitirmeden kovaladın adamı. Bitireydi istediğin gibi olurdu belki. Aman anne bırak, yapacağı bu işte. Bu muymuş gelinler arasındaki trend? Ben bilmiyorum sanki gelinler arasındaki trendi. Ben takip etmiyorum modayı. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin Razi. Hoş bulduk. Ay, biz sen eksiktin. Kızım, teyzen geldi. Hoş geldin Raziye teyzeciğim. Hoş bulduk kızım. Ay ne kadar güzel olmuşsun böyle Melek. Ay saçın da çok güzel olmuş. Güzele yakışıyor tabii. Nermin'ciğim, gel azıcık seninle konuşalım. Nermin'cim, kız dedin sonunda öz kızını evine gelin olarak aldın. Adnan Bey de Yağız'ın öz oğlu olmadığını öğrenmedi. Oo, ne şiş yandı ne kebap. Çok şükür Rabbime razı. Vallahi senin sayende gördüm şu günleri. Sen olmayaydın ne olurdu bilmem. Vallahi senin sayende evlat hasretiyle yana yana ölmekten kurtuldum. Canım benim ya, kıyamam ben sana. Pastacılar geldi herhalde. Ben şunları bir bakayım da sen keyfinle bak ha. Bana bak. Bir daha milletin içinde bana surat asarsan alırım vallahi paçanı aşağı ona göre. Tamam Raziye. Tavırlara bak. Sayende o bitli kapanla ağa kapısına bugün gelin gidiyorsun.
Borcumu nasıl öderim diye düşüneceğine bir de afra tapra yapıyor. Hasbama bak. Ay tamam Raziye, anladık ya. Tek derdim sensin sanki. Gel sen de üstüme gel, tam olsun. Bana bak. Bugün çartılların oğluyla evleniyorsan benim sayemde. Benim karnımı doyurasın diye soktum seni bu eve. Unutma. Ay tamam anladık. Of. Tam Saffet'ten kurtuldum derken bir de sen başlama ya. Ne? Saffet mi? Evet. Saffet burada. Sıkıştırıp duruyor. Demek Saffet burada. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu yatırımın kısa ve orta ölçekte ne kadar karlı olduğunu önünüzdeki raporlardan görebilirsiniz. İsterseniz beraber inceleyelim. Doktorun işi çıkmış. Bu işi çözsen sen çözebilirsin beyim. Ne olur bir şey yap. Çözülecek bir şey yok. Doktor müsait değilse değildir. Sonra yaparlar ameliyatını. Olmaz işte. Kızcağız çok hazırlamış kendini. Görsen için acır, yaprak gibi titriyor yavrucak. Annesinden ablasından aldığı cesaretle ayakta duruyor. Eğer bugün ameliyat olmazsan bir daha olmam diyor. Ne olur bir şey yap beyim. Mirza, iyi misin? İyiyim Akif Bey, iyiyim. Dilerseniz bir kahve arası verelim arkadaşlar. Size hazırladığımız raporlara bakarız. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa da İdris Bey'le çözebilirsiniz. Hay hay. Siz keyfinize bakın. Abi bir sıkıntı mı var? Ne oluyor hanımefendi? Sizin ne işiniz var burada? Doktor Bey'i hemen bulmam lazım lütfen. Doktor Bey sempozyuma gidiyor. Birazdan uçağa binecek. Size söylemiştim. Üzgünüm, yapılabilecek bir şey yok. Bakın, anlamıyorsunuz. Bu sadece özür dileyerek kapatabileceğiniz bir konu değil. Ya burada kardeşimin hayatı, gençliği, mutluluğu söz konusu. Ailece yıllardır çektiğimiz bu acının bitmesini istiyoruz. Ya bakın, kardeşim ameliyattan vazgeçerse mahvoluruz. Gerçekten çok özür dilerim ama yapılabilecek bir şey yok. Doktorla konuşup onu ikna etmeniz gerek. Ama bu da imkansız gibi bir şey. Müsaadenizle, işlerim var. Allah'ım ne yapacağım? Allah'ım ne olur yardım et. Mirza? Leyla, durumunuz nedir? Çok kötüyüm Mirza. Doktor gelemeyecekmiş. Ameliyatı erteledi. Ya ben bunu Deniz'e nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Olsun da kurtulayım diye bekliyor kızcağız. Ama ameliyat olacak değil mi? Deniz çok yıprandı Mirza. Bu ameliyat stresi onu mahvetti. Bugüne hazırlandı. Bugün olmazsa bir daha olmam diyor. Bir ay sonra ameliyat olur. Kendini onun yerine koy. Ya nasıl korktuğunu bir düşün. Şimdi olmazsa bir daha olmayacakmış. Yarını bile bekleyecek durumda değil. Hem tek hayali mezuniyet balosuna kadar iyileşmekti. Bir ay ertelenirse gidemez ki. Neredesin peki sen şu an? Doktoru bulmaya geldim ama yok. Anladım, anladım. Neyse, sen işine bak. Ne yapalım? Ben Deniz'le konuşup ikna etmeye çalışacağım şimdi. Peki, tamam. Size kolay gelsin. Abi, Akif Bey bir şey soruyor. Tamam oğlum, geldim işte. Ne oldu abi? Sen iyi misin? Toplantıda da dalgınlığın. Aklına takılan bir şey mi var? İyiyim oğlum, iyiyim. Bir şey yok bende. Hadi gel, toplantıyı halledelim, bitirelim. Altınları bozup bankaya koyarsam hiç çalışmama gerek kalmaz. Ben resmen emekli oldum ha. Ah, mis. Şansa bak. Ne öyle? Burası özel yol, burada yürümek paralı. Ne yapma ya? Çıkar telefonunu, cüzdanını. Siz beni tanımadınız herhalde. Benim adım Saffet Kasırga. Lan lan! Elimde kalacağınız ha. Çekil lan paraları. Lan! Lan bırakın lan! Lan! Lan!
Darlan! Dur! İmdat! Adam dinliyorlar! Ya Koray'ın bir oyunuysa bu? Ondan gizli bir şey yapıyor muyum diye bana tuzak kurduysa ya? Anneciğim iyiyim ben. Hem ben burada yalnız değilim ki. Anne. Dün yaz buradaydı. Bana unutu yaz bıraktı. Hayır anne, başka kim olacak ki? Ben biliyorum o yazdı. Belki de Koray bana bir kötülük edecekti siz yokken. Yazdı, hissetti, sonra yangın alarmını çalıştırdı. Koray'ın bana bir zarar vermesini yaz engelledi anne. Ben biliyorum. Bütün bunları yapan o. Deliriyor muyum yoksa yaz gerçekten yanımda mı? Ne olursun yardım et, bir işaret ver. Rüzgar okşar saçlarını seher vakti. Avuçların benliğinden yoksun. Kim bilir hangi vakitlerde hangi diyarlardasın? Kim bilir hangi vakitlerde? Hangi diyarlardasın? Mesafeler ne kadar uzak olsa da aramızda, kavuşmak ne kadar imkansız da olsa, Umut, Umut hiçbir zaman gitip gitmez. Yaz, Yaz bu. Bunu bizden başka hiç kimse bilmiyor ki. Yaz işte. Koray falan değil, Yaz bu. Allah'ım çok şükür. Anne, çok acıktım ben. Kızım. Çocuğum ya, biraz tut kendini. Bak, ameliyat öncesi bir şey yemen yasak. Anne, niye böyle oldu? Doktor sabah gelin öğlen ameliyata girersin demişti. Beni görmeye bile gelmedi. Çocuğum, ablan dedi ya, adamın acil ameliyata çıkmış. Aa, sana da her şeyi tekrar edeceğiz yani. Bari biraz su içseydim. Hay Allah. Dur ben bir bileğini bulayım da bir sorayım. Dur bekle bak. Kezban? Hanımı? Hayırdır? Nereden geliyorsun? Şey hanımı. Şey ne şey? Doktorun işi çıkmış. Ameliyatı ertelemişler. Tüh ya. Çocuk nasıl ayarladıydı kendini? Neyse canım. Hayırlısı. Geç olsun da güç olmasın değil mi? Keşke öyle olsa. Kız çok kötü. Eğer bugün ameliyat olmazsam bir daha da buraya gelmem diyor. Sen nereden geliyorsun peki? Yanında olsaydın da destek olsaydın insanlara. Şeyden hanımım, şirkete gidip Mirza Bey'le konuştum. Belki yardım eder diye düşündüm ama onun da toplantısı varmış. Oraya gittim diye bana da çok kızdı. Ah Kezban ah. Başınıza buyruk işler yapıyorsunuz, sonuç bu. Ne yapayım hanımım? Bu işi çözse çözse o çözer diye düşündüm. Heh, Saadet Hanım hoş geldiniz. Kezban sen nereye kayboldun? Döndü hanım. Bana olanları anlatıyordu Kezban. Çok üzüldüm ya. Vallahi işte asistanın hatası. Yavrucağım da ameliyat bekliyor odada. Ne yapacaksınız peki? Leyla doktoru bulup ikna etmeye çalışacak da bakalım, inşallah eder. Bu arada Deniz'in hala haberi yok. Aman siz de bir şey söylemeyin, oldu mu? Tamam evladım, sen hiç merak etme, hiç. 16. sayfada gördüğünüz raporlar tam olarak bu sorduğunuz soruyla ilgili. Açın isterseniz beraber bakalım. Peki bunlar raporun güncellenmiş hali mi? Yoksa eski raporlara mı bakıyoruz Mirza Bey oğlum? Ben senin torununa layık gördüğün doğru gelin değilim. Onu çileden çıkaran, sürekli hata yapan bir insanım. Ben onun hayatını mahvetmek istemiyorum. O benim için çok değerli.
Ama ben onun umrunda bile değilim. Zaten benim gibi bir insan onun neden umrunda olsun ki? Nasıl umrunda değilsin ya? Tabii ki umrundasın. Sen onun karısısın. Bu dünyadaki en önemli insansın onun için. Karısıyım ama sadece kağıt üzerinde. Benim kalbim onun için çarparken onun bundan haberi bile yok. Mirza, Leyla'nın işi de zor. Babaanne, ben bir zorluk görmüyorum. Başkası için çarpan kalbi taşımak zordur. Ağır gelir insana. Böyle altında ezilirsin. Kimsenin gücü yetmez seni oradan kaldırmaya. Bir tek sevdiği iyi gelir insana. Bir tek sevdiği elinden tutar, kaldırır. Bu söylediğimi unutma. Mirza Bey oğlum. Abi, Akif Bey bir soru sordu. Kusura bakmayın Akif Bey. Sorun değil evladım. Bir problem yoktur inşallah. Ailevi bir durum vardı. Kusura bakmayın tekrardan. Ha, aile her şeyden önce gelir Mirza. Toplantıyı iptal edelim istersen. Hayır, siz devam edin. Fırat ve Edris Bey zaten bu konuda yetkililer. Biz ekip olarak çok çalıştık. Ben hemen geleceğim. Abi. Ne oldu? Biri mi öldü? Saçmalama oğlum, ne ölümü? Hayır yani, sen toplantıyı bırakıyorsan kesin biri ölmüştür. Ne oldu? Bak şimdi Fırat, sen masaya dön, tamam mı? Akif Bey'in sorularını cevaplıyorsun. Benim yokluğumu hissettirmiyorsun. Ben geleceğim. Hadi. Lan! Lan! Lan ben şunu var ya! Lan! Dağılın lan! Hadi. Bırakın! Erkekseniz teker teker gelin lan! Adi herifler. Lan! CD yok. Ulan cüzdanı kaptırmayalım diye. Altın madeninden oluyorduk. Yüreğime iniyordu. Elinize kolunuza sağlık beyler. İyi iş çıkardınız. Buyur ağam. Eyvallah. Şimdi elime düştün Melek Hanım. Yaz. Eylül'üm. Ben geldim. Sonunda sana geldim. Biliyordum sevgilim. Biliyordum geleceğini. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Çok özledim Eylül seni. Çok özledim. Ama bak. Artık her şey bitti. Melek yok, Koray yok. Sadece biz varız. Sadece biz. Ben de seni çok özledim sevgilim. Vallahi.
Yaşar baba. Nurhan anne. Gelin. Biz artık hiç ayrılmayacağız. Yaz. Yavrum, ameliyat olacağın için su içmen bile yasak. Böyle ancak ağzını silebilirsiniz dediler. Tamam anneciğim, sorun değil. Ben şu ameliyatı bir yollayayım. Bunları bir daha çekmeme hiç gerek kalmayacak. Yazık, nasıl susamış kızcağız. Bari ameliyatın ertelendiğini söylese de kana kana su içse. Of Kezban, of. Leyla ben gelmeden hiçbir şey belli etmeyin dedi. Benim de içim el vermiyor ama mecbur bekleyeceğiz. Abla hoş geldin. Vallahi sen olmadan ameliyata gireceğim diye çok korktum. Ne yaptın, konuştuğumu doktorla giriyor muyum? Ne oldu Leyla? Bir şey olmadı anne, doktor hala müsait değilmiş. Of ama ya, bekle bekle canım çıktı yemin ederim. Anne biraz daha su verir misin bana? Ben çok susadım. Dur ben vereyim. Vallahi kalkıp gideceğim şimdi. Çok bunaldım. İnsan azıcık da hastasını düşünür değil mi? Kendimi hazırlamak için neler çektim ben. İstemiyorum ameliyat falan. Ablacığım öyle konuşma lütfen. Evet. Londra'ya uçuyor. Serdar Güçhan. Cerrah. Bir bakabilir misin? Giriş yapmış mı? Peki uçağı ne zaman? Allah kahretsin. Timur. Beni içeri sokabilir misin? Çok önemli. Adam uçağa binmeden ona ulaşmam lazım Timur. Hı hı. Tamam. Yoldayım ben, geliyorum zaten. Arayacağım seni. Ay maşallah be. Şu güzelliğe bak. Ay resmen peri kızı gibi oldum ya. O Eylül cadısı beni böyle görse de kıskançlıktan çatır çatır çatlasa keşke. Melek. Bu ne be? Ne bu halin? Uzun hikaye, boşver. Bana bak, ver şunu bana. Şşt. Önce altınlar. Ya ben sana anlatamıyor muyum? Altınlar düğünden sonra demedim mi kaç kere? Ay 700 kere söyle söyle dilimde tüy bitti ya Saffet. Ver şunu artık. O zaman bekleriz gül kedisi. Bana bak. Çek elini, dokunma bana. Madem altınlar düğünden sonra. Kaset de düğünden sonra. Allah'ın cahili. Kaset değil o. CD CD. Ama içindekinin karşılığı aynı para. Ağırlığınca altın. Bana bak Saffet. Kalk üstünü başını toparlan. Hadi çık dışarı. Pis şantajcı seni. Biri gelecek görecek rezil olacağız ya. Bakalım benden korkuyla sakladığın şey ne Melek? Abla ne oluyor?
Sen bir gittin geldin, herkes sustu kaldı. Bilmediğin bir şey mi var, ne oluyor? Canım, hayır canım, ay bilmediğin ne olacak çocuğum yavrum? Ne olabilir ki, bekliyoruz işte kızım. Biz de birazcık sıkıldık senin gibi, o kadar. Peki ne zaman oluyorum, ameliyat hala belli değil mi? Ay Deniz, yani bak alacağım şimdi ayağımın altına, görürsün sen ameliyatı, operasyonu falan. Aa, hastane kızım burası, doktorun bir işi çıkar, bir şey olur, ne bileyim hemen gitmesi gerekir. Öne alır, geriye atar, sağlık işi bu, hemen hadi ince olacak şeyler değil bunlar. Ya anne, ben nereden bileyim bunu ya? Her gün ameliyat oluyorum sanki. Ayol, televizyon da mı izlemiyorsun? Kız hani şu izlediğimiz dizi vardı ya, hani cerrahın bir işi çıkıyordu acil, sonra bazen ameliyatı ertelemek zorunda kalıyordu. Ay, sonra sevgilisine gidiyordu. Uçurumda öyle şey yapıyorlardı. Ya anne, örnek verdiğin şeye bak, dizi o dizi. Yakışıklı olan da ama Allah için. İşte buna bak, üniversiteyi bitirince sen de bir tane bulmasan mı öyle ha? Ya anne yeter ya, hepiniz tuhaf davranıyorsunuz bana. Bir şey mi oluyor? Söyleyin. Anneciğim, ya tamam, ne zamana kadar devam edeceğiz ki zaten? Al işte, bir şey oluyor, söylemiyorsunuz. Deniz, asistan bir hata yapmış ablacığım. Aslında bugün ameliyat yazılmaması gerekiyormuş. Doktor Serdar Bey yurt dışında bir sempozyumda olacakmış. Nasıl ya, bugün ameliyat olamayacak mıyım yani ben? Bir ay sonra gelecek, o zaman olacaksın. Bir ay mı? Ya hayır ya, ben bir ay sonra falan olmak istemiyorum. Ben gideceğim, lütfen bırakın beni ben. Ay yavrum, Deniz'im öyle şeyler söyleme. Ne olur bak, kurban olduğum deme öyle. Bak korkutma bizi ha. Ya bırakın beni, ben gideceğim, istemiyorum bir ay sonra ameliyat olmak ya. Hanımım yazık, çok kötü oldu kızcağız. Evladım, nasıl olmasın? Kız kendini o kadar çok hazırlamış ki. Yazık ya, yazık. Gitmek istiyorum, lütfen bırakın, bindirin beni ya. Bırakın beni, gidin başımdan, istemiyorum ameliyat olmak. Ablacığım sakin ol, ne olur. Bir ay sonra olacaksın, hem belki hayırlısı budur. Ne olur sakin ol. Ya hayır, bitti, istemiyorum ameliyat olmak, hayırlısı bu. Ben hayatımın sonuna kadar bu acıyla yaşayacağım. Zaten umut etmek benim neyime ya, neyime. Bugün daha iyi anladım bunu, lütfen bırakın beni, gideyim. Bırakır mısın anneciğim, bırakır mısın? Gitmek istiyorum ya. Çocuğum ne olur deme böyle şeyler, kurban olurum. Bırakın lütfen, bırakın, gitmek istiyorum ben. Birazdan bütün gerçekler ortaya çıkacak. Sizin yüzünüzden sevdiğim kadını üzdüm. Ama artık yeter. Bugün bu ayrılık bitecek. Mı ya? Evet. Ben sana bu elbiseyle evet diyeceğim. Ne yani? Sen gelinlik giymeyecek misin? Gerek yok bence sevgilim. Hem bu elbise de beyaz. Bizim geleceğimiz gibi. Kalbimiz gibi. Ama ben yine de senin gelinlik giymeni istiyorum. Gerçi sen şimdiden benim gelinim oldun. Bak dinle. Siz. Yaşar kızı Eylül Uğurlu. Yağız Şartılı. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Bravo. Peki siz Adnan Çartılı oldu, Yağız Çartıl. Eylül Uğurlu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Bin kere evet. Yüz bin kere evet. Ama dur bakalım damat bey. Önce nikah.
Benim güzel gelinim. Alo, Timur, ben şu an otoparktayım. Alabilecek misin beni? Tamam, oraya geliyorum şu an. Canım, bak ne olur yapma böyle. Ben yanındayım, iyi olacağız. Abla benim hakkım değil gün yüzü görmek. Herkes gibi o baloya gidip dans edebilmek benim hakkım değil. Kız perişan. Kız çok kötü oldu. İşte bu işi çözecek tek kişi Mirza Bey'imdi. Onun da toplantısına denk geldi. Ah Mirza, ne var yardım etsen ama yok. Varsa yoksa iş, hay Allah. Abla iyi misin? Sana su alayım mı? Yok istemem. Metin ol tamam mı? Sakin ol. Onların ikisini de sen ayakta tutacaksın. Leyla perişan. Ne yapayım Saadet Hanım? Durduramıyorum ki gözyaşlarımı. Bir gün gün yüzü görmedi evladım. Bütün bahtsızlıklar hep üst üste geldi çocuğum. Kızım, onlar benim sigortam. Telefonda tutar mıyım ben kızım? Aptal mıyım? Onları çoktan çok gizli yerlere sakladım bile. Onlar çok kıymetli görüntüler. Yağız'ın seveceği türden. Senin yanacağın türden. Eğer Yağız onları izlerse anında seni kapının önüne koyar. Hadi be hadi. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın. Unutma. Yürürlerse mahvolursun anladın mı? Yürü git. Yürü. Kim takar lan seni? Ya Yağız'a? Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersem ha? Sağ ol. Sağ ol Timur. Şimdi bir erkek salonuna girdim. Adamı tanımıyorum. İnternetten fotoğraflarına baktım ama şu an evet gördüm buradan. Bu ilini asla unutmayacağım. Sağ ol. Serdar Bey, konuşmamız lazım. Çok özür dilerim. Benim vaktim yok. Uçağım kalkmak üzere. Kusura bakmayın. Bu benim umurumda değil. Ne diyorsunuz beyefendi? Siz kimsiniz? Bugün bir ameliyata girecektiniz. Hayır. O ameliyat benim hastalığım yüzünden bugüne koyulmuş. Sempozyuma gittiğimi unutmuş. Ameliyatı iptal etmek durumunda kaldım. Sizin hatanızın bedelini genç bir kız ödemek zorunda değil. Ama hata yüzünden. Söz sözdür. Hata da olsa sözün arkasında durulur. Bakın beyefendi benim gerçekten gitmem gerekiyor. Hem bir ay sonra geri döneceğim. O zaman yaparım ameliyata. Bugün yapacaksınız. Hemen. Abla benim için ameliyat defteri artık kapandı. Ben aynı şeyleri bir daha yaşayamam. Aynı strese bir daha dayanamam. Belki de bu bir işarettir. Belki de ameliyat olmamam gerekiyordur. Deniz, böyle konuşma lütfen. Abla ben tüm gücümü toplamıştım. Bir daha dayanamam. Tamam bak, bunu daha sonra konuşuruz. Tamam mı bir tane? Daha sonra da konuşsak beni ikna edemeyeceksiniz. Bitti. Ben hayatımın sonuna kadar böyle kalacağım. Bunu bir kez daha anladım.
Hadi, hadi. Deniz, bak her şey düzelecek yavrum, merak etme. Ya anne, ben böyle yaşamaya mahkumum. Siz de kabul edin artık. Hayır ablacığım, mahkum falan değilsin. Böyle konuşma lütfen. Ben böyle yaşamaktan çok mutluyum. Ama gücüm kalmadı artık, kalmadı. Ben o kabusları bir daha görmeye dayanamam. Aynı acıyı bir daha yaşayamam. Beni bir daha sakın buraya getirmeyin. Ben böyle kalacağım işte, kabul edin siz de. Canım. Canım benim. Bakın beyefendi, benim gerçekten gitmem gerekiyor. Sizin yüzünüzden uçağımı kaçıramam. Lütfen çekilin önümden. Serdar Bey, aynı sempozyum bir ay sonra Tokyo'da varmış. Evet. Ona gidersiniz Serdar Bey. Bütün masrafları karşılarım. En iyi otelde kalırsınız. İki günde tatil yaparsınız. Bugün o ameliyata girin lütfen. O kızı bir ay bekletmeyin. Lütfen. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? İnsan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o çeneni kapa, yürü git eve. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yoksa ikimiz için de hiç iyi şey yok. Sen neden yaşamışsın öyle? Tek başına ne büyük zorluklara göğüs germişsin. Ama onlar pişman olacak. Onlar bunun bedelini ödeyecek. Melek de, Koray da benim elimden çekecekler. Thank you.